Yeni bir ekmek gününden herkese merhaba. Bu sefer şöyle ikili ekmek yaptım. Biraz hamurumu fazla yani malzememi fazla tuttum. İki tane ekmek çıkarttım. Karışık un kullandım. Biraz çavdar, biraz sarı buğday unu ve biraz da siyes unu kullandım. Ölçü olarak videonun altında ölçülerimi size atarım. Yani unun karışıklık şeyinde size kalmış. Ben tam olarak ölçmedim. Ama hani benim klasik bir tarifim vardır. 260 gram siyes, 260 gram sarı buğday unu, 400 gram su. İşte bu ölçüyü iki katına çıkarttım. Onları da karışık yaptım. Yaklaşık 500 gram kadar sarı buğday unu kullandım. Diğerinde çavdar ve siyes kullandım. Şimdi ekmeklerimi dün yoğurmuştum. Akşam soğuk fermente ettim. Şimdi de onları şekillendirdim. Fırınımın kızmasını, ısınmasını bekliyorum. Onlar bu arada mayalanıyorlar. Şimdi üzerlerine çiziklerini atacağım. Ondan sonra da onları 250 derecede ısıttığım fırında kademeli olarak 1 saate yakın pişireceğim. Çizik atma işini de şimdi size göstereyim. Evet, şöyle bir jiletim var. Bu iş için değişik bıçaklar kullanıyorlar. Yani önemli olan tabii keskin bir yüzeyinin olması. Çünkü bir seferde çok bastırmadan bir çizik atacağız. Değişik şekiller yapanlar var, görmüşsünüzdür. Ben şöyle bir çizik atıyorum. Neden çizik atıyoruz? Pişerken içine kadar ısı işlesin ve ekmeğimiz daha güzel pişsin diye çizik atıyoruz. Hatta şöyle şöyle de yapabilirim. Evet, çiziklerimi de attım. Şimdi fırın tepsimi fırında bıraktım biraz ısınsın diye. Şöyle yağlı kağıtların üzerinde olan ekmeklerimi alıp fırın tepsiminin içine aktaracağım. Sonra pişerken de sizinle paylaşırım. Evet, ekmeklerimi fırınıma attım. Altında bakın su dolu bir kap var. O kap mutlaka olmalı ki ekmekleriniz dışı çıtır, içi yumuşak olsun, nemli olsun. Ona mutlaka dikkat edin. Evet, ekmeklerim pişti. Çok da güzel kızardılar. Yaklaşık 1 saat fırında kaldılar. 230 derece, 200 derece ve biraz daha düşürdüm. Sonrasında toplamda 1 saat güzelce pişirdim. Şimdi hemen kesmeyeceğim. Biraz soğumalarını bekleyeceğim. Ondan sonra keseceğim. Siz de denemek isterseniz videonun altına ölçüleri de yazıyorum. Afiyet olsun herkese.